Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Android'de yıllardır olan özelliklerin iOS 14 ile birlikte iPhone'a neler kattığını göreceğiz. İkisini birbiriyle karşılaştıracağız. Şimdi dediğim gibi yıllardır Android'de olan bir sürü özellik iOS 14'e geldi. Hatta iki tarafın fanları arasında çatışma çıktı arkadaşlar. Biz iki telefonun ekran kaydını açacağız, yan yana bakacağız ne kadar benziyorlar, neler gelmiş vesaire. Şöyle hızlıca başlatıyorum. İlk olayımız tabii ki de arkadaşlar Çağdaş'ın telefonu ekranından da gördüğünüz gibi hemen gelir gelmez yüklediği widgetler. Android'de zaten 2008 yılından beri widgetler vardı arkadaşlar. İstediğiniz gibi widgetleri atayabiliyordunuz ve iOS 14 ile birlikte 2020 yılında iPhone telefonlarımızda da artık widget kullanabiliyoruz. Android'de nasıl yapıyoruz? Ana ekran tuşumuza basılı tutuyoruz. Aşağıda zaten direkt widgetler diye bir sekme var. Buradan istediğimiz widget'ı zart diye atayabiliyoruz arkadaşlar. iPhone'da nasıl oluyor bu mesele? Herhangi bir uygulamaya şöyle basılı tutuyoruz. Ana ekranın düzenine geliyor. Bu sol üstte bir artı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu artıya bastığımız zaman burada cart diye karşımıza widgetler çıkıyor. Dışarıdan da widget ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda kendi içinde güzel tasarımlı widgetler de var. Android'de zaten yıllardır vardı. Göstermemin gereği yok arkadaşlar. iPhone'da gördüğünüz gibi hem dışarıdan ekleyebildiğimiz hem de kendi içinde olan işte saat, notlar, uygulama önerileri, fotoğraflarla ilgili şeyler falan filan ekleyebiliyoruz. Ben dışarıdan eklediğimiz bir tane widget'ı sizlere göstermek istiyorum. Widget'ı demek de çok gıcık bir lafmış bu arada, kusura bakmayın. Araç takımıymış, aynen bak uyarı geldi oradan. Steve diye bir araç takımı indirdik. Marketten indiriyorsunuz ve daha sonra araç takımı olarak ekleyebiliyorsunuz. Bildiğiniz bu Chrome'daki oyunu buradan oynayabiliyoruz arkadaşlar. Neyse öleyim bitsin. İlk muhabbet bu arkadaşlar. Şimdi gelin ikinci olaya bakalım. Yine iOS kullanıcılarını aşırı sevindirdiğini bildiğim, düşündüğüm, en azından Çağdaş çok sevindi bu mesele. Picture in picture muhabbeti, yani resim içinde resim. Mesela diyelim ki Twitch uygulamasını açtım. Buradan da açayım Twitch uygulamasını. Yayın izliyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, bir video izliyorsunuz arkadaşlar. Netflix'te olsun, Twitch'te olsun ya da herhangi bir uygulamada olsun. YouTube'da çalışmıyor bu arada. Şöyle ana ekrandan yukarıya doğru kaydırdığınızda o aşağıda oynamaya devam ediyor. Android'de meselemiz nasıldı? Ana ekrana basıyoruz. Bu zaten Android'lerde de 2017'de Android 8 ile birlikte gelen bir özel. Yani yaklaşık 3 yıldır Android kullananlar kullanabiliyor. Şimdi de gördüğünüz gibi iOS cihazlarda şöyle istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. YouTube'da çalışmıyor zaten arkadaşlar. Çünkü adamlar bu özelliği zaten premium'la birlikte satıyorlar. Bir özelliğe daha çok fazla seviniyorlar. Arama geldiği zaman üst tarafta gözüküyor arama. Enteresan geliyor bana arkadaşlar bu birazcık. Çünkü bu olması gereken bir şeymiş gibi zaten böyle yeni gelmesi insanları şaşırtıyor. Mesela ben hemen şimdi bir Çağdaş'ı arayayım. Ekran kaydını durdurdu bu arada arkadaşlar. Biz bunun ayrıca bir görüntüsünü çekeriz. Ancak üst tarafta direkt çıkıyor. Bir de bir iPhone'dan arayalım bir Android cihazı. Gördüğünüz gibi direkt üst tarafta çıkıyor arkadaşlar arama. Herhangi bir sorun yok ve bu 2014 yılından beri bu şekilde çalışıyor. Zaten iPhone kullananlar bilir arkadaşlar. Bir önceki sürümde birisi aradığı zaman böyle cart diye tam ekranda arayan kişi numarası vesaire falan filan çıkıyordu. Siz arkada o kişi aramasına rağmen işinize devam etmekte zorlanıyordunuz. Şimdi direkt yukarıya kaydır, işine devam et. O araya dursun seni. Orada bir sorun yok. Yine ekranı kaplama meselesinden devam edelim madem arkadaşlar. Telefonlarımızda akıllı asistanlar var bildiğiniz gibi. Siri önceden telefonumuzun ekranını tamamen kaplıyordu. Artık yeni güncellemeyle birlikte kaplamayacak ki bence önemli bir yenilik. Çünkü mesela siz ekranda gördüğünüz bir şeyi unutmamanız gereken bir şeyi Siri'ye söyleyeceksiniz. Ama Siri'ye girdiğiniz zaman ekran tam ekran oluyor ve bunu unutabilirsiniz, söyleyemezsiniz vesaire. Bu tarz bir kolaylık sağlamışlar. Altta küçücük ikon olarak kendisini görüyoruz artık ve ekranda gördüğümüz şeyi de okumaya devam edebiliyoruz. Bu zaten Android'de 2016'dan beri böyle arkadaşlar. Google Asistan'ı direkt altta rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ekranı tamamen kaplamıyor. Yine kullanıcıları sevindiren bir özellik. Zaten sevindirmeyecek bir özelliği adamlar da niye getirsinler? O da enteresan bir cümle oldu. App Library muhabbeti arkadaşlar. Bu Android cihazlarda bildiğiniz gibi bir uygulama çekmecesi meselesi var. Böyle ana ekranda elimizi yukarıya kaydırdığımızda ya da başka bir yerden gidiyorsunuzdur. Telefonunuza göre değişebilir. Siz uygulamalarınızı derli toplu olarak orada görüyorsunuz. İstemediğiniz uygulamaları ana ekranınızdan kaldırabiliyorsunuz. Artık iOS için de durum böyle arkadaşlar. Buradaki uygulama kütüphanesini atıyorsunuz uygulamanızı. Mesela bu N11 uygulamasını alalım. Buradan uygulamayı sil diyorum arkadaşlar. Burada 3 tane seçenek çıkartıyor karşıma. Uygulama arşivine taşı, uygulamayı sil, vazgeç. Ben bunu arşive taşıyayım, ana ekranımda görmek istemiyorum dedim. Uygulamam telefonumdan silinmedi ancak hala telefonumda ama ana ekranımda değil, sürekli gözüme çarpmıyor. Bunu da tekrar bu dediğim App Library ya da falan işte her ne diye kullanıyorsanız o bölümde gelip bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu klasörlemeyi kendisi yapıyor. Gördüğünüz gibi bir yana kaydırdım. N11 burada duruyor. İstediğim zaman direkt ona tıklayarak oradan N11 uygulamasına vesaire oradan hangi uygulamayı istiyorsanız ulaşabiliyorsunuz. Yine
yine bunu söyleyeceğim. iPhone kullanıcıları mutlu edecek bir olay var arkadaşlar. Uygulamaları varsayılan olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Siz mesela Gmail kullanıyorsanız mail uygulaması olarak Gmail'i varsayılan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da telefonunuzda iPhone'unuzu Chrome'u tarayıcı olarak kullanıyorsunuz. Bunu varsayılan tarayıcınız yapabiliyorsunuz. Zaten Android için bundan bahsetmeye gerek yok. Her türlü ayarlayabiliyoruz onu da. iPhone'da nasıl yapıyoruz? Ayarlara geleceğim. Ayarlarda Chrome yazıyorum buraya. Chrome'a tıkladıktan sonra saptanmış tarayıcı uygulaması. Buna basıyorum. Buradan Safari veya Chrome'u seçiyorum. Chrome'u seçtikten sonra artık ben herhangi bir linke tıkladığım zaman telefonumdan bunu gidip Chrome'da açacak arkadaşlar. Mesela deneyelim. Girdim mesela WhatsApp'ta bir link var arkadaşlar. Ayarlamıştık Chrome varsayılan tarayıcı olarak. Buradaki WeTransfer linkine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi acımasızca direkt Chrome'u açtı arkadaşlar. Herhangi bir sorunumuz yok. Cart diye istediğim uygulamada açabildim. Yine Android'den aldığı ufak tefek şeyler var arkadaşlar. Ancak ülkemizde çok fazla kullanılmıyor. İşte ne bileyim haritalarına bisikletle yol tarifi gelmiş. Google'dakinde de zaten yok. Ancak bu iPhone'a da yine iOS 14 ile birlikte gelen bir özellik. Yine iPhone'dakini de ülkemizde kullanamıyoruz. Bir de Translate meselesi var. Çeviri meselesi var arkadaşlar. Yine yıllardır Google'ın Translate servisi vardı bildiğiniz gibi. Apple'ın da yine kendine ait bir çeviri servisi oldu böylece. iOS 14 ile birlikte. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar bu videomuz için. Android'de zaten uzun zamandır olan özelliklerin iOS'e gelmesini bu videomuzda sizlere göstermeye çalıştık. Sizler de böyle fark ettiğiniz değişiklikler, farklılıklar varsa iOS 14 ile birlikte gelen abi bak şuna çok iyi olmuş vesaire dediğiniz şeyler varsa mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın diyelim. Ayrıca şurada bir beğen butonu var arkadaşlar. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.